Sevgili 8. sınıf öğrencilerin Atay Ben Korkman, Fen Bilimleri, Soru Bankası konu özetlerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimize çevre sorunlarına bakacağız. Çevre sorunlarından birincisi küresel ısınmadır. E, bakalım küresel ısırma deyince neyi anlayacağız? Karbondioksit, metan gibi sera gazların atmosferde birikmesiyle oluşan tabaka güneşin daha fazla sorulmasına neden olur. Bunun sonucunda sıcaklığın artması olayına sera etkisi denilmektedir. Ki gösterimize tekrar dönecek olursak burada Güneş'ten gelen ışınlar Dünya tarafına sorulmakla bir kısmı da tekrar e, uzaya gönderilmektedir. Fakat işte atmosferde biriken bazı gazlar bu giden e, ısıları ne yapacaklar? Tekrar geriye döndürecektir. Burada bir sera meydana gelecektir diyebiliriz kısaca. Sera etkisi sonucunda küresel ısınma gerçekleşir ve bu durum iklim değişikliğine sebep olur. Ki sonuçta buzular eriyecektir. Kutuplarda bulunan buzular eriyecektir. Buzular eriyecek olsa da o zaman denizlerdeki su seviyesi elbette ki artacaktır. Buzlar erimesi, buharlaşma ve doğal afetlerin artması küresel iklim değişikliğinin belirtileri nedir diye bahsedilmiş. İklim değişikliği ve çevre sözleşmesi ve Kyoto protokolü bakalım bununla alakalı nelerden bahsedilecek. Türkiye ve birçok ülke imzaladığı iklim değişikliği çevre sözleşmesi ve Kyoto protokolü küresel ısınmaya karşı alınan önlemler içermekte. Küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerden bazıları şunlar, şunlardır. Uzun tabakasına zarar veren deodorant ve parfümler kullanılmalıdır. Çünkü bu yapılarda neler vardır? CFC gazları vardır. CFC, kloroflor karbon gazları vardır diyebiliriz. Fabrika bacalarına ve egzoz boluna filtre takılmalıdır ifademiz doğru. İnsanlar bilinçlendirmeleri zaten bu olmazsa zaten olmayacaktır. Bireysel ısmayı bu e, kısmen de olsa engelleyebilecektir deriz. Gereksiz ağaç kesim engellenir. Uygun alanlar ağaçlanır mı ifademizin e, elbette ki olması gereken yapılardan birisi. Peki ozon tabakası deyince ne anlayacağız? Atmosferdeki oksijen e, oksijen gazı dışında 3 oksijen atomundan oluşan ve ozon adı verilen bir molekül halinde de bulunur. Ozon moleküllerinin yeri günü etrafında ince bir tabaka haline sarmasıyla ozon tabakasını oluşturur. Ki gösterimizde vardı hatırlayacak olursanız. Burada ince bir tabaka vardır atmosferde. Biz bu tabakaya ozon tabakası adını vermekteyiz. Peki ozon tabakası ne işe yarıyor? Ozon tabakası güneşten gelen ultraviyola adı verilen zararlı ışınların bir kısmını yansıtır ve ışınların yeryüzüne ulaşmasını engeller. Yer yani bir süzgeç görevi görecektir. Şekildeki gibi güneşten gelen zararlı ışınlar ozon tabakası e, dünya gelmesini müsaade etmeyecektir diyebiliriz. Bu ışınlar yeryüzüne gelmesin sıcaklık artışına neden olup buzullar eritir ve iklim değişikliğini yaşatır. Günlük hayatta kullanılan bazı maddeler ozon tabakasının incelmesine neden olur. Bu maddelerin başına klima, buzdolabı gibi soğutucular ve spreyler gelir ki bunların yapısından az evvel bahsettiğimiz gibi CFC gazları vardır ya yani klora, gazları vardır. İşte bu gazlar uzun tabakasını inceltmektedir diyebiliriz. Ozon tabakasındaki serimeler katarakt ve görme bozuklukları, cilt kanseri gibi sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir. Ozon tabakasındaki serimeyi önlemek için ozon tabakasına zarar veren kimyasalların kullanımına kaçınmak, klima, buzdolabı, derin dondurucu gibi eşyaların bakımını zamanında yaptırmak ve zehirli gaz içeren spreyler kullanmamak gerekmektedir diyoruz. Peki ekolojik ayak izleyince ne anlayacağız? Bakalım açıklamamıza şimdi. İnsanların doğaya yükünü hesaplamak için oluşturmuş bir yöntem biz ekolojik ayak izi diyeceğiz. Dünyada üretim yapılabilen alanların nüfusa oranlanmasıyla ortaya çıkan değer bir insanın beslenmesinin barınmasını sağlayan ve oluşan atıkları etkisiz hale Yeteren karabettiğiniz alanlarda, bunu biz ekolojik ayak izi demekteyiz. Kısaca bu değer bir kişinin ortalamı ekolojik ayak izidir diye bahsedilmiş. Böylece sevgili öğrencilerimiz konumuz bitmiş oldu. Çözümlü sorularımız var iki tane. Hemen bunlara bakalım isterseniz. Aşağıda Kyoto Protokolü ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Türkiye'nin imzaladığı iklim değişikliği çevre sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, küresel ısınmaya karşı alınan bir dizi önlem içermektedir. Sera etkisini neden olan gazların oranı düşürecek projeler geliştirme ve bu konuda çalışma yapan ülkelere teknolojik ve mali kaynak aktarma bu önlemlerden bazılardır. Örneğin Finlandiya, Hollanda ve İsviçre'de fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbon salınımı için karbon vergisi uygulaması başlatılmıştır. Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde ise yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik elde etme oranı artırılmıştır. Bu açıklamalardan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A seçeneğimizde bazı ülkeler fosil yakıt kullanımını azaltmak için caydırıcı yasalar koymuşlardır. Nedir bunlar? İşte karbon vergisi gibi. Demek ki ifademiz doğru. B seçeneğimizde bazı ülkeler enerji üretim için çevreyi daha az kirleten enerji kaynaklarının kullanımını yakınlaştırmışlardır. ifademiz doğru. Mesela işte Almanya'dan, Fransa'dan, Avusturya'dan bahsedilmiş bunlarla alakalı. D seçeneğimizde küresel ısınmaya neden olan gazların salınımı önlemek için projeler geliştirmiştir ifademiz. Bu da doğru. Bu şekilde projelerde mesela vergiler koymuşlar. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaya başlamışlar gibi yorum yapabiliriz. D seçeneğimizde ise hayata geçirilen projelerle küresel ısınma önüne geçilmiştir ifademiz hatalı. Çünkü hala küresel ısınma devam etmektedir. Önüne daha geçilememiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğimiz olacaktır. Bakalım cevabımızın D olduğunu görmekteyiz. Diğer sorumuza bakacak olursak Aşağıdaki grafikte küresel ısınmaya yol açan nedenlerle ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları verilmiştir. Grafikteki verilerden yararlanılarak küresel ısınmanın nedenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A seçerimizde küresel ısınmanın birçok nedeni vardır. Bakalım nelermiş? %34 ile uzun tabakasındaki incelemeden dolayı yerine ulaşan yüksek enerji ışınların bir sonucu küresel ısınmaya sebep olacaktır. Birinci sebep bu. İkinci sebep nükleer faaliyetler sonucu çevreye yayılan radyasyon bir sonucu olacak. Bu da ikinci sebep olacak. %16'ymış bu. %14 fabrikalardan su kaynaklarına bırakılan kimyasal atıkların bir sonucu neticesinde küresel ısınma meydana gelebilecek. Bu da üçüncüsü olacak. %36 ile atmosferdeki karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının oradaki artışın bir sonucu olarak küresel ısınma meydana gelecek. Demek ki bir sürü sebebi vardır. İfademiz o zaman doğru. B seçeneğimizde küresel ısınma sonucunda birçok bölgede iklim değişiklikleri görülmektedir. Bu grafimize bahsedilmemiş. Artık bu bilgi de verilmemiş bize. Dolayısıyla biz buna ulaşamayız. C seçeneğimizde küresel ısının en büyük nedeni atmosferde biriken gazlardır. Ki zaten %36 oranda bu gazlardan doğru olacaktır diyebiliriz. Demek ki ifademiz doğru. D seçeneğimizde fabrika bacalarına ve araba egzozlarının atmosfere salınan gaz miktarının düşürülmesi küresel ısınmayı olumlu etkileyebilir ifademiz. Elbette ki bu da doğru. Demek ki doğru cevabımız B seçerimiz. Bakalım cevabına şimdi B olduğunu görmekteyiz. Böylece sevgili öğrencilerimiz artık konumuz bitmiş oldu. Etkinlikleri yapıyoruz. Yaptıktan sonra cevap anahtarlarını kontrol ediyoruz. Sonra testlerimiz gelecek. Bunları yapalım. Cevap anahtarlarını kontrol edip takıldığımız sorular çözümlerine bakalım. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.